Vatan Partisi Antalya'da belediye başkan adaylarını açıkladı. Turizmin başkentini yönetmeye turizmci aday Bülent Okay talip oldu. Akdeniz'den Toroslara Antalya üreticisi baş tacımız. Kaş'tan Gazi Paşa'ya ve tüm üreticilerimize sesleniyoruz. Çözüm var. Çözüm üreten Antalya, üreten Türkiye. Mazottan gübreye, sera demirinden naylona, üreticinin sırtındaki maliyet yükünü hafifleteceğiz. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü de aday tanıtım toplantısına katıldı. Türkiye'nin önünde bir altın fırsat belirmiştir. Vatan Partisi'nin namus birikimi, Vatan Partisi'nin kadro birikimi, Vatan Partisi'nin program birikimi, çözüm birikimi bugün Türkiye'nin önündeki yegane çıkıştır. O nedenle rançıları koltuklarından indireceğiz yerel seçimlerde ve üreticiyi baş tacı yapacağız. Vatan Partisi Aydın Büyükşehir adayı Yalçın Büyükdağlı, Cumhuriyet Kadınları Derneği Didim Şubesi'nin düzenlediği dayanışma yemeğine katıldı. İslam Konferansı'nın kadın konusunda yaptığı çalışmalar onlar için ilerleme olabilir. Ama Atatürk Türkiye'si için geri adımdır. Büyükdağlı daha çok para kazanmak uğruna zehirli atıklar için gerekli önlemi almayan jeotermal santralleri gecekondu yatırımı olarak niteledi. Aydın Valiliği ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sahip olduğu yetkiyi kullanmadığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki benim yetkim yok diyor, ne yapabilirim? Yetki valide var. Yetki halkın sağlığından, çevrenin, doğanın, tarımın zarar görmemesinden sorumlu olan, Aydın ilinden sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi'nde de var. Seyrediyorlar. Ortadan kaldırılan bir Aydın'la karşı karşıyayız. Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doktor Rifat Mutlu da çalışmalarına Karşıyaka Çarşı'da esnaf ziyaretleriyle devam etti. Sağ olun, çok güzel buldunuz var. Evet. İnsan hepsi için yiyeceği geliyor. Sağ olun. Nasıl işler iyi? Güzelim. Öp bakalım, gidelim. Ben Vatan Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doktor Rıfat Mutlu. Merhaba demek istediğim iyi çalışmalar. Sağ olun. Vatan Partisi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şehir Plancısı İnci Güngör seçim çalışmalarına devam ediyor. Güngör bölgenin yerel radyosu Bayrak FM'e konuk oldu. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Benim belediyeler için belediyede yapacağım projelerin içerisinde bir tanesi şu kapatılmış belde belediyelerde hizmet binaları kurmak. O hizmet binalarını alsan 10 kişi 20 kişi alırsın. Bunlarla istihdam sağlanamaz. Ama orada çok temel bir şey var. Üretici Kooperatifler Birliği'ni destek birimi kuracağım. Köylümüzü çiftçi yapamadık. Vatan Partisi Bursa İl Örgütü ise Fox TV'yi protesto etti. Bursa'da yaptığı programda sadece AKP ve CHP adaylarına yer veren İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterdi. Basın mensuplarına, Sözcü gazetesine, milli mücadelenin merkezinde olan Vatan Partisi'ni ve adaylarını yok sayan Fox TV yöneticilerine buradan davet ediyoruz, sesleniyoruz. Milli mücadelenin karşısında olan Beyamı Sabahlar gibi, Zincirbentler gibi olmayın. Hakimiyeti milliye gibi açıklamayı olun. Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Hacı Bektaş Ünal yaptı. TİKKO'nun temsilcisi Tunceli'ye Cumhuriyet'in kazanımıyla elde ettiğimiz Tunceli'ye dersim diyen Derebeyli'nin temsilcisi, Seyit Rıza'ların, bölücülerin temsilcisinin ağzıyla konuşan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun propagandasını yapmıştır. Buradan sesleniyoruz tekrar. Kendinize gelin. Vatan Savaşı saflarında onurlu, namuslu yerinizi alın. Vatan Savaşı'nın karşısında